Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün de sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Pastanelerde börek diye satılan çok güzel rulo poğaça arkadaşlar mayasız 5 dakikada yapıp fırınlayabileceğiniz puf puf harika bir lezzet diyorum. Nasıl yapmışım tarifine sizleri bekletmeden geçiyorum. Poğaçamız için hemen 1 çay bardağı ılık suyu kasemize alalım. 1 çay bardağı da yoğurt Yoğurdun sulu kısmını kullandım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme istemiyor. Bir yumurtanın sarısını ayırdım. Beyazını poğaçamın içerisine koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Peyniriniz tuzluysa tuzunu çok fazla kullanmayın. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra ununu ekliyorum bir su bardağı ekledim bir çay kaşığı da kabartma tozu kullanacağım kabartma tozu çok fazla kullanmıyoruz gördüğünüz gibi bir çay kaşığı yeterli oluyor bir su bardağı daha ekliyorum hamuru şöyle bir toparlayıp kıvamına bakıyorum burada bir su bardağı un daha ekledim üç su bardağı un ekledim arkadaşlar ama kamera nedense durmuş orayı çekmemiş malzeme listesini videonun altına yazacağım üç buçuk su bardağı un kullandım siz yine de kontrollü bir şekilde koyun Yarım bardak daha ekledikten sonra hamurumu toparlıyorum. Evet, hamurum hazır. Tezgahıma birazcık un serptikten sonra üzerine de un serpiyorum. Merdane yardımıyla hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. Bir 2 3 dakika hamuru dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Hamur yumuşayacaktır iyice. Şimdi ben dinlendirmedim ama yine de iyi açılıyor. Ince bir şekilde açıyoruz. Tek tek beze şeklinde uğraşmıyoruz. Sadece gördüğünüz gibi bu şekilde açıyoruz. İsterseniz iki beze halinde yapıp açabilirsiniz. Bakın bu şekilde inceliği hemen üzerine erittiğim 10 gram kadar tereyağını açtığım poğaçamızın, hamurumuzun her yerine gelecek şekilde tereyağını sürüyorum. İnce açmak önemli. Açabildiğiniz kadar ince açın arkadaşlar. Hemen şöyle 100 gram kadar beyaz peynirim var. Maydanozlu beyaz peynir. İstediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Patatesli kıymalı yapabilirsiniz. Ben peynirli yapmayı tercih ettim. Peynirimi iki tarafına da iki tarafının en uzun kısmına gördüğünüz gibi yaydırıyorum ve yavaş yavaş hamurumu tezgahın üzerinden kaldırarak kapatıyorum. Hamuru açarken bazı yerleri bu şekilde yapışmış olabilir. Bıçakla şöyle altından kazıyarak kaldırabilirsiniz veya açarken birazcık daha unlayabilirsiniz. Rulo halinde sarıyorum gördüğünüz gibi. Düzelttikten sonra şöyle dört parmak kalınlığında kesiyorum. Bu şekilde yağlı kağıt serdim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yağlı kağıdınız yoksa fırın tepsinizi yağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt tamamen yapışmayı önlemek için kullanılıyor arkadaşlar şart değil. Katı yağ ile tepsinizi yağlarsınız veya sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Hepsini tepsiye diziyoruz. Diğer parçayı da aynı şekilde rulo haline getiriyorum. Yapımı hiç el oyalamayan, çok kolay bir poğaç arkadaşlar. Mayalama bekleme süresi yok. Yani ani gelen misafirinize 5 dakikada yapıp çayın yanına ikram edebilirsiniz. Hem lezzetli, hem de e, pratik gördüğünüz gibi, hem de çok az malzeme, evde olan malzemelerle yapabileceğiniz harika bir lezzet. Aynı şekilde bunu da dörder parmak büyüklüğünde dilimliyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Evet böreklerim hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu malzemeden gördüğünüz sayıda poğaça çıkıyor. İsterseniz artırabilirsiniz ölçülerini. isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz dondurup dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Çıkardıktan sonra Yumurta sarısını sürüp fırına sürebilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Gerçi zaten yapım pratik olduğundan dondurucuda beklemesinin bile hiç mantığı yok. Yumurta sarısını da üzerlerine sürelim. 180 derece, 190 derecede, 180-190 derecede alt üst ayarlı ısınmış fırınımıza gönderelim. 20-25 dakika veya 30 dakika fırınların pişirme süresine göre değişir. Ee, üzeri kızarana kadar, altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. İsterseniz e, poğaçaların üzerine susam ve çörek otu da serpebilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim. Sevkinize ee, göre üzerine serpiştirebilirsiniz Kahvaltıda çok güzel oluyor Bunun böreğini ben hep hazır alıyordum Dedim ki bir gün ben de evde yapayım Yani aynı lezzeti yakalayabilecek miyim Gerçekten yakaladım Denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz Eminim Şimdi hemen fırına gönderiyorum Evet böreğim pişti Peynirim biraz eriyen cinsinden olduğu için Eriyip birazcık akmış hemen şöyle servis tabağıma poğaçalarımı alıyorum. Sizlere iç dokusunu göstermek için yumuşaklığını nasıl olduğunu göstermek için şöyle yakından çekimime devam ediyorum. Bakın altı üstü çok güzel kızarmış. Dışı böyle kıtırımsı, içi yumuşacık ne börek ne poğaça lezzetinde yani hem börek hem poğaça lezzetinde çok güzel çok beğeneceğiniz bir hamuru var arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Geri dönüş yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beğenmediğim tarifleri asla yayınlamıyorum. Asla sizlere de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bakın böldüğümde kenarları incecik kat kat hamuru içinin peyniri yumuşacık çok lezzetli bir e, poğaça. Gerçekten mutlaka deneyin diyorum. Sormak istediğiniz e, kafanıza takılan şeyler varsa yorumda sorabilirsiniz. Bakın iç dokusu ne kadar mükemmel. Hala sıcak olmasına rağmen gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi denediğinizde Yorumlarınızı merak ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.